Tostis finans severler için yeni bir video yapmak istiyorum ve bu videoda Tostis Finance ile ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Ve bu platformun bir DeFi platformu olması ve aynı zamanda bir projeler içerisinde staking yapılması, farming işlemlerinin yapılması söz konusudur ve ben de bu videoda sizlere bunlarla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Peki Tostis Finance ne işe yarıyor? Bunun ana amacı Burada staking işlerinden ve aynı zamanda farming işlerinden para kazandırmaktır insanlara. Yatırım yaparak siz de para kazanabiliyorsunuz. Toastless Finance ile ilgili olarak IDO işlerinin de yapıldığını görebilirsiniz. ve Gelecek IDO'larda investeksi ve yağı görmek oluyor. Ve burada şimdi bu projenin ne olmasını daha ince detaylarıyla anlatmış olursak arkadaşlar. ilk önce tokenomics'ine bakalım. Bu projenin de kendisine ait olan tokeni vardır. Bu dis tokenidir ve 100 bin total supply da 100 bin adettir ve buradaki dağıtımına baktığımız zaman yüzde 35'ini dis aksiyonlar için ayrılmışlar ve ödüller için yüzde ve advisorlar için yüzde ve ve yüzde on ise Tostis için, Tostis Foundation için ayrılmıştır. Uniswap için yüzde beş ve marketing için yüzde dokuzdur. Yani burada Uniswap dediğimizde sadece Uniswap değil aynı zamanda diğer borsalardaki işlemleri de düşünmeliyiz. Yol haritasına da baktığımızda 2020. yıldan bu yana projenin düzeltilmesi ve aynı zamanda yaratılması ARC20 tokenleri ile ilgili BSC ile ilgili yield farming kontratların audit yapılması ve aynı zamanda BSC platformuna geçiş yapılması bu iki platform arasında biz tokenlerinin değiş tokuş yani köprü işlerini görmesini anlatabiliriz. Ve audit reportlarına baktığımız zaman staking token ITO kontratları yarısı 20den BSC'ye geçiş de audit report'tan geçmiştir ve stake master ITO kontrat ve diğerleri. Mesela staking'in auditine bakalım. Bakalım burada neler yer alıyor ve bu işlemler nedir? Hayton tarafından bu işlemler gerçekleştirilmiştir ve burada görmüş olduğunuz gibi bu audit işleminden geçmiştir ve burada da audit işlevi ilgili olarak bilgiler ve staking pool migration sol sol file'ları da dosyaları da burada kendi yerini bulmuştur arkadaşlar. Ve bu projeye baktığımız zaman proje ile ilgili olarak Twitter adresinde bilgiler bulabilirsiniz. Projeye geçmiş olan IDO'lar ve ID'ona listelenme fiyatı, proje ile ilgili olan yenilikler ve Posit's projesinin gelecek hedefleri, yol haritasına uygun olarak yapılan işlemler, DeFi projesi ve diğerleri anlatılıyor. Ve burada invest ile ilgili olarak bilgi iletilmiştir ki burada IDO satışı birkaç saat içinde bitecektir ve bununla da ilgili bilgiler vermişler ve bu investeksiyonun tost üzerindeki yatırımdır ve gelecek içinde de lagoon official'ın aynı 28'inde yeni IDO işlemi başlayacaktır ve IDO'yu buradan yani toast üzerinden satın alabileceğiz ve burada başka bir kanallarda da telegram adresinde Twitter adresinde, Discord adresinde de işlemler var ve siz herhangi bir sıkıntınız, sorunuz olduğu zaman siz bunu e, Tostis'in Telegram e, adresinden sorabilirsiniz. 9000'den fazla Telegram'da e, burada insanlar vardır ki onlara sorabilirsiniz. Ve aynı zamanda haber kanalı var e, Tostis ile ilgili olarak ve 2800'den fazla burada e, kullanıcı var ve onlardan birlikte de siz de öğrenebilirsiniz. Ve Tostis'in burada business e-mail adresi var. Ve aynı zamanda sorularınızı da sorabilirsiniz. Ve burada en önemli kısım burada launch application'dır. Yani bu platformun çalışma şeklini öğrenmektir. Ve şimdi açıldı arkadaşlar bu. İlk önce staking ile başlayalım. Devam edelim sonrasında burada diyor ki siz stake yaparak yeni tokenlar kazanabiliyorsunuz ve istediğiniz zamanda stake işlemini unstake yaparak tokenlerinizi çekim yapabilirsiniz ve bunların tümü olması için burada cüzdana bağlamanız gerekmektedir. Eğer siz Metamask cüzdanı kullanıyorsanız kolay bir şekilde işlemi yapabilirsiniz ve aynı zamanda Trust Wallet, Meta Wallet ve Wallet Connect'i de kullanarak cep telefonunuzla da bağlantılı olarak işlemleri yapabilirsiniz. Ve birçok telefonlarda Android telefonlardan Metamask kullanılmadığı için siz de Wallet Connect'i orada kullanabilirsiniz. Ve staking işlemine baktığımızda da burada Argon pulla ilgili bilgiler var. Yıllık kazancı 8.93'tür. Reward'ı her dakika için 3 Argon civarıdır. Ve start ve finish time'ları yani başlama ve bitme tarihlerini de buradan bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda s var. S-Fund da yıllık %46 olmakla burada işlemlerini yapabilirsiniz ve SMG diz tokenlarını da havuzları burada mevcuttur ki bunlardan da yıllık olarak belli bir miktarda katılabilirsiniz. Staking havuzlarına baktığımızda TAKE tokeni daha çok gelir elde edebileceğimiz tokendir ve dakika fiyatı 5.6922 TAKE tokeni kazanabiliyoruz. Ve başlama ve bitme tarihi 24 Mayıs'la ile 24 July adresinde yani finish tarihinde bunu gösterebiliriz. Toplamda en çok katılımcının olduğu e, S-Fund projesidir. 2992 katılımcı burada yer alıyor ve burada da dakikalık kazanç 2.24'tür. Staking kazançlarını neredeyse anladık ki bunlar ne işe yarıyor. Sadece olarak tokenimizi bağlıyoruz, kilitliyoruz sistemi ve o bize para kazandırıyor. Farming işlemine bakalım. Farming işlemi nasıl gidiyor? Farming'de de birçok tokenler var ve bunlar BNB ile farming yapılıyor. Yani BNB Argon mesela bu ikisi arasında farming işlemini yaparak biz yıllık %118'lik kazanç elde ediyoruz ve burada da sizin stake mevlağınız burada gözüküyor. Deposit Argon diyerek mesela burada BNB adresinde bu işlemleri yapabiliriz. BNB adresinden Bunları devamlı olarak işlemleri takip edebiliriz, alabiliriz, argon alabiliriz ve bu aldığımız argonları burada yatırım yapabiliriz. Ve aynı zamanda yay tokenları var, S-Fund'un burada havuzu var ve bu yıllık %366'lık bir kazanç veriyor. Yani neredeyse 4 kata katın yakın bir kazanç ve %371 olan havuzu da vardır, mevcuttur burada. BNB vasıtasıyla işlem yapabileceğimiz ve S-Fund kazanabileceğimiz. Tabi diğerlerinde de SMG ve DIS'leri de buradan takip edebilirsiniz. Kendi tokeniyle BNB'yi Burada ikili bir farming işleminden biz yıllık %136'lık kazanç elde ediyoruz ve aynı zamanda diğer pulları da görebilirsiniz. Burada kendiniz de pul yaratabilirsiniz ve aynı zamanda toslatta bir sileri ve burada köprüyü de görebilirsiniz. Burada da köprü işlemini görmek için bakın token diz ve burada token diğerleri var. Yani diğerlerini de buradan değiş dokuş yapabilirsiniz. Ethereum platformlar, BSC platformlar veya aksine işlemler yapabilirsiniz. Bakın Payback, Ethereum, Transit to BSC ve diğerleri. Ve burada Toslab var. BSC Lab ile ilgili olarak IDO platformundan bahsediliyor. Ve burada Critpool'dan bahsediliyor. Yani sizde kendinizin tokeni varsa burada siz kendinize uygun pool yaratabilir ve işlemlere sokabilirsiniz. Burada pulun yaratılma ücreti 10 distir. Yani 10 dis ödeyerek ödeme yaparak işlemler yapabilirsiniz. Şu anki disin fiyatı 57 dolardır. Yani 570 dolar civarı bir para ödeyerek siz de kendi tokeninizi buraya katabilirsiniz. Ve burada havuzdaki toplam meblağı gösteriyor. Başlama tarihi, bitiş tarihi, pulun tokeni, staking tokeni ve diğerleriyle ilgili bilgileri de buradan takip edebilirsiniz. Ve bu sayfayı kullanmak için güneşli bir biçimde ve aynı zamanda karanlık bir biçimde kullanabilirsiniz. Staking ve Farming'den gelir elde ederek kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Ama tabii ki bunun için araştırmalar yapmanız şarttır. Çünkü sadece olarak bir videoya bakarak işlem görmek olmaz. Ve bunların nasıl yapılması ile ilgili bizim de videolarımız olacaktır. Ve aynı zamanda diğer Google ve YouTube'lardan bulabilirsiniz. Yani işte başka yerlerde araştırarak, çoklu videolara bakarak Farming ve Staking işleminin mantığını anlayabilir. Ve bu işlere para yatırıp yatırmayacağına kararına varabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağ olun.